Emek ya. Emek ya, bir de çok da hoşuma gitti bunun filesi. Bir de bu sene almıştık bu fileyi. Hep geçen... Ya nasıl bir don yaptıysa baksana abla, bu morunlar nasıl bir morun değil? Şöyle şöyle alacaksın. En azından salatayı malataya koyacaksın. Ha onlar işte alır da. Ya abla şimdikiler ne? Morun da işte. Gitti ya, dönemiş sağ olsun abla. Ama... Sen bir de yazın geleceksin abla buna. Orası komple salata, öbürkü taraf komple domates, burası komple biber. Ben istemiyorum. Kar çıkıyor mu bayağı? Çıkıyor tabii. Kar oluyor, kar çık. Asaj oluyor, kaza oluyor, bela oluyor. Çok beklediğimiz kar yağışı çok güzel ve bereketiyle geldi. Biz Binkök baş marul dikiyorduk. Marullarımız maalesef yoğun bir kar sebebiyle birlikte don ve buzlanma sebebiyle maalesef telef olmak durumunda kaldı. Biz çok mücadele verdik tabii. Bunu beklemiyorduk. Kesinlikle Düzce'nin böyle bir soğuk veyahut da böyle bir ayaz yapacağını kesinlikle aklımıza gelmedi. Çünkü benden önce ailem çok tecrübeli bu çiftçilik hakkında. Serilerimizi kurtarmaya çalıştık ilk öncelikle. Kar yağıyordu. Biz, ben bir yandan, babam bir yandan mücadele verdik ama kesinlikle marullarımızın donup veyahut da yanınca aklımızın ucundan geçmedi. Gördüğünüz şekilde bu en az telef olan marullarımız. Öbürki taraf da öyle. Rokalarımız vardı, maydanozlarımız vardı. Onlar da komple aynı şekilde zayiat gördü. Bu 26 derece bir soğukluk olduğu için morullarımız o güce dayanamadı. Dayanamadığı için de telef oldu. Durum gördüğünüz gibi kesinlikle mesela ben annemle muhabbet ettiğim zaman, bunun başında geldiğimiz zaman morulu mesela ben oğlum böyle bir soğuk gördüm ama morula bu kadar etki olduğunu görmedim dedi. Bilseydik ki ön tedbirler yapardık, ön önlemler alırdık diye düşündük. Ha, biz bir geldiğimizde morular bu şekildeydi. Tedbir alamadık, önlem alamadık. Bu soğuğa dayanamadı, yani kimse dayanamadı. Ya zararımız belki çok büyük değil bazı insanlar için ama bizim için çok büyük bir rakamlar. 3,5-3 lira, 4 lira civarında. Ya belki bazı insanlar için 3,5-4 lira az bir maliyet olabilir ama bizim için, yani biz elimizde aşımızla yaptığımız için bize 3,5-4 lira çok büyük bir paralar geliyor bu devirde. Bu hayat şartlarında, zor bir yaşantıda. Zayiatımız öyle. Maydanozlarla o kadar hiç yoksa 1000 lira zarar. Yani toplam 4,5-5 lira bir zararımız var. Şimdi benim böyle yandı ama ben etraftaki duyduğum insanların %80'inin de marulu yanmış. Bütün herkes, bütün çiftçiler mağdur. Ama çiftçilere kimse özen göstermedi diye düşünüyorum. Çiftçileri kimse çok öne almıyor. Bizler uğraşıyoruz. Benim özellikle annem, babam tarladan çıkmıyor. Emek sarf ediyor. Şu marul mesela şu anda yanmamış olsa 3 lira 4 liraya biz zor satıyoruz. Ama bilmiyorlar ki biz bunun fidesini zaten 1 milyon 250 kuruşa alıyoruz. Kazıyoruz, ilaçlamasını yapıyoruz, gübresini veriyoruz. Biz bunu özen mi gösteriyoruz? İnsanlara mesela ben pazarcılık da yapıyorum bu arada. Ben bunu insanlara kocaman marulu 4 lira çok geliyor. Ya bir cips alıyorsun zaten 5 lira. Bunu 2 akşam mesela koysan bu bitmeyecek bir marul. Yani demek istediğim nokta, çiftçiliği öldürürlerse çiftçilik ölür. Farkındaysanız şu anda attan bir insan yetişmiyor. Çiftçiliğe, hayvancılığa bir yeni nesil özen göstermiyor. Merak etmiyor ve ben merak ediyorum. Elimden geldiği kadar mücadele ediyorum ama bu şekilde giderse ben de bırakacağım. Yani demek istediğim şey, gençliği ve çiftçiliğe sahip çıkılması gerekiyor. Hayvancılık, çiftçilik. Yani bence genç çiftçiler diye bir dernek açılıp o derneklerle nasıl daha çok üretebiliriz, daha nasıl üretim kaynağı yapabilir, çiftçiler, genç çiftçileri nasıl daha kalkındırabiliriz diye bir proje olması gerektiğini düşünüyorum ilk öncelikle. Mesela bir karşı komşumuzda da aynı şekilde bütün marulları yandı. Onların benim kadar az çok marulları vardı. Bu konuda benim size söylemek istediğim tek nokta, ben çiftçiliği il müdür başkanlığımızdan bir destek bekliyorum. 3,5-4 lira, 5 lira mevzusu değil. Mevzu herkes bu işten ekmek yiyordu.
Bir şey yok.